Evet değerli izleyenler, herkese günaydın. Doktor Geldi'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün, evet bugün yine sizlere çok önemli ve kritik bir konuyu anlatmak için buradayız. Ve bu konuyu işlememizin en büyük sebebi olan hepinizin çok seveceği bir çiftimizle sizleri tanıştırıyor olacağım. Sizleri de tüm sağlık sorunlarınıza yanınızda olabilmek için stüdyomuza aslında bekliyoruz. Lütfen WhatsApp ihbar hattımıza sağlık sorularınızı veya diğer yaşadığınız herhangi bir sağlık sorununu ve hikayenizi yazın. Elimizden ne geliyorsa bizler de ekibimizle birlikte yapalım, sizlerin yanınızda yer alalım istiyorum. Bakalım bugün programımızda neler var? Doktor Geldi başlıyor. Hiçbir yere ayrılmayın, izliyoruz. Sağlıklı üreme için gıdaların önemi. Burada mesela greyfurt var. Greyfurt yerine portakal olabilirdi. Bunlardan uzak durmayı öneriyoruz. Doğurganlığı arttıran etkenler neler? Çocuk olmasını kolaylaştıran bir faktör. Hamilelik en doğru nasıl planlanmalı? Enfeksiyon yapabiliyor gebelik sırasında. Erken doğuma yol açabilir. Kadriye ve Salih Küçük Çifti stüdyomuzda. Onlar 20 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor. Anne olmak istiyorum. Bu hasreti nasıl dindireceğiz acaba? Hastalık gibi bir şey olduğu için yapacağımız hiçbir şey yok hocam yani. Küçük çiftinin çocukları olabilecek mi? Bir çiçek getirip annesine verdiği zaman çok duygulanıyorum, üzülüyorum, ağlıyorum. Sizlere sağlıklı bir bebek vermek için çok uğraşıyoruz. Doktor Geldi, bugün üreme sağlığını konuşuyoruz. Ancak tabii konumuza girmeden önce ilk konumuz ne olacak? Üremeyi arttırmanın veya üreme sağlığını geliştirmenin doğal yollarını konuşuyor olacağız. Niçin bunu gündeme getirdim? Çünkü hep kulaktan kulağa dolaşan bazı sağlık bilgileri olabiliyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen ailelere herkes bir yorum yapabiliyor. Çevrenizde tanıdıklarınız, dostlarınız, akrabalarınız veya daha önce bununla ilgili bir planlama ve uğraş vermiş olan kişiler hep tavsiyelerde bulunuyor. Ancak bunların hangileri doğru olabilir, hangileri gerçekten etkili olabilir? Önce bunları konuşacağız. Sonrasında programımızda çok ciddi detaylar da olacak ve stüdyo konuğum, çok değerli hocam, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Rukset Attar. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi misiniz, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Eminim çevrenizde birçok hastanız, ondan sonra sizlere başvuruyordur. İşte yani doğum şansını arttırmak veya gebelik şansını arttırmak için nelerle beslenmemiz gerekiyor diye. Bir defa tabii ki insan bedeninin genel anlamda sağlığını yediklerimiz çok etkiliyor ama doğrudan üretkenlik üzerine de bir etkisi olan gıda ailesi var mı? Aslında doğrudan etkisi olan bir gıda ailesi yok. Sadece antioksidan içeren yiyecekler, özellikle berry dediğimiz, İngilizce berry dediğimiz aslında çilekti. Mesela nar var burada. Evet, nar, onun gibi meyveler aslında antioksidan özelliği olduğu için biraz daha yumurtanın ve spermin kalitesini arttırabiliyor. Ama mutlaka bunu yapacak diye bir şey söz konusu değil. Ama sağlıklı beslenme tabii ki çocuk olmasını kolaylaştıran bir faktör. Aslında sağlıklı beslenme her tür hastalığa karşı bizi koruyan bir faktör. O yüzden sağlıklı beslenmeleri çok önemli gebelik öncesinde. Evet. Şimdi mesela antioksidan deyince aklımıza ne geliyor? C vitamini geliyor. Değil evet. Mi? İşte burada mesela greyfurt var. Greyfurt yerine portakal olabilirdi veya başka şeyler olabilirdi. Çok ilginç. Greyfurtla ilgili bazı literatürler de okumuştum. Ekstradan faydası olabileceği. Ama özellikle kadın üreme sağlığı gündeme gelince nar böyle çok tavsiye edilen bir şey. Hani yumurta sayınızı arttırır falan gibi. Düşünsenize bir tane böyle kese içinden çıkıyor. Evet. İşte kaç tane bilmiyorum. Sanki yumurtalık gibi şey, böyle oradan düşünebilirsiniz. Ama sağlıklı yağlar yine önemli. Omega 3 var orada. Diğer taraftan iyi protein kaynakları yine önemli. Şimdi erkek ve kadın ayrı mı diye ben baktım. Ondan sonra kadında mesela nar ön plana çıkıyor. Antioksidanlar birazcık daha ön plana çıkıyor. Erkekte sperm kalitesini arttırmak veya işte hızını arttırmak, yapısını iyileştirmek için neye ihtiyaç var? Bir, evet yine sağlıklı yağlar burada da olacak. İşte belki somununuz, balığınız, yani omega 3'ler. Ama ay çekirdeğini gördüm. Ay çekirdeği diyor ki E vitaminden zengin. Evet. Ondan sonra ama sperm kalitesini arttırmak için E vitamine ihtiyaç var. Aslında E vitamini bakıyorsunuz, hocamın dediği gibi çok kuvvetli bir antioksidan madde aslında. Ona dolayısıyla bir sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yani vücudunuza girecek olan kimyasallar veya kimyevi maddeler üreme sağlığınızı olumsuz etkileyebilir diyoruz. Evet. Pestisitler, toksik maddeler,
veya sağlıklı olmayan bir beslenme tarzı üreme sağlığını etkileyebiliyor. O yüzden mutlaka gebelik düşünenlerde bunlardan uzak durmayı öneriyoruz. Evet, bunları da tekrar konuşacağız. Şimdi peki gebelik için bir planlama yapacak olsak bu planlamada neler dahil olması lazım? Yani planlı gebelik bir defa tavsiye ettiğiniz bir şey mi? Kesinlikle. Önceden bir hazırlığa ihtiyaç var mı? Aslında planlı gebelik bizim tavsiye ettiğimiz bir şey. Öncesinde hazırlık gerekiyor. Neden? Çünkü plansız olduğunda diş enfeksiyonu varsa veya başka bir hastalığı varsa ya da şekeri var, regüle değilse yani kontrol altına alınmamışsa bunların düzenlenmesi gerekiyor. Bunların hepsi çünkü gebeliği olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. Evet, peki planlamak için neler yapmamız lazım? Biz bazı maddeler getirdik. İşte 3 ay önceden bir hazırlık başlaması gerekiyor gibi. Mesela gebelik öncesi kontrolleri planlayın. Bir kişinin sağlıklı bir şekilde hem gebe kalabilmesi, hamile kalabilmesi ve sonrasında da o çocuğu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmesi için ne gibi ön kontrollere ihtiyaç var? Öncelikle kilo kontrolü gerekiyor. Çok zayıf olmak veya kilolu olmak aslında tavsiye etmediğimiz bir şey. İdeal kiloda olmalarını tavsiye ediyoruz. Kilo kontrollerini yapmaları, uygun şekilde beslenmeleri öneriyoruz. Bunun dışında eğer kronik bir hastalığı varsa, biraz evvel söylediğim gibi bir şekeri varsa onu kontrol altına almak gerekiyor. Çünkü bunlar daha sonra gebelik sırasında bebeği etkileyebiliyorlar. Kullandığı ilaçlar? İlaçları düzenlemesi gerekiyor. Gebelikte dozlarını değiştirmek gerekebiliyor veya ilacı değiştirmek gerekebiliyor. Ama gebe kalıncaya kadar regüle etmeleri gerekiyor. Şekerleri düzene girmesi gerekiyor. Tansiyonları kontrol altına almaları gerekiyor. Diş muayeneleri mutlaka yapmaları gerekiyor. Diş çürüğü varsa veya diş tedavisi varsa bunları mutlaka tedavi etmeleri gerekiyor. Çünkü enfeksiyon yapabiliyor gebelik sırasında. Erken doğuma yol açabiliyor veya ilerleyebiliyor. Tedavisi gebeyken çok daha zor oluyor o zaman. Her şeyi o kadar rahatlıkla kullanamıyorlar diş hekimleri. O yüzden mutlaka bunlara dikkat etmesi lazım. Sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Yine çiğ et yememeye dikkat etmesi gerekiyor. Bir de bunların dışında toksoplazma denilen bir hastalık bulaşabiliyor. Kedi dışkısıyla bulaşan bir hastalıktır. Bebekte anomali yapabilen bir hastalık. O yüzden mutlaka çiğ et yemeyi bırakması veya sebze meyveleri mutlaka iyi yıkayarak yemeleri gerekiyor. Bunların dışında rubella dediğimiz bir hastalığımız var. Onun için test yapılması lazım. Kızamık çık dediğimiz hastalık için. Bebekte o da anomali yapabilen bir viral enfeksiyon. Aşısı yapılabilirse tercih ettiğimiz bir yöntem. Aşısı yapılamazsa da streslenmesinler. Çünkü mutlaka gebelik sırasında biz o testleri tekrarlıyoruz. Peki anne adayları için soracak olursak yüksek riskli annelik adaylığı veya yüksek riskli hamileliğin risk faktörleri dediğimiz zaman aklımıza neler gelmeli? Evet bir planlama yapıyoruz ama bazı kişilerde ekstra bir risk grubunda. Bunlar kimler? Mesela ileri anne yaşı. Tabii ileri anne yaşı en önemlilerinden birisi. Yaşam tarzı seçimleri önemli. Ağır iş yapıyorsa, kuvvet gerektiren bir iş yapıyorsa veya stresli bir iş yapıyorsa o da önemli. Anne sağlığı, annenin sağlığı ile ilgili problemleri varsa, kronik hastalıkları varsa. Tiroid gibi mi yoksa şeker falan gibi tiroid, mi? Tiroid, şeker, tansiyon gibi bunlar eğer kontrol altına alınmamışsa bunlar riskli gebelik grubuna giriyor. Kontrol altına alınsa bile yakın takip edilmeleri gerekiyor. Veya kilosu, aşırı kiloluysa yine riskli gebelik grubuna giriyor. Veya çok zayıfsa yine erken doğum tehlikesi, su gelmesi gibi riskleri olduğu için, serkan yetmez gibi riskleri olduğu için mutlaka kilosunun ideal kiloya gelmesi gerekiyor. Aşırı kilolu ve aşırı zayıf hastalarımız da bizim riskli gruplar arasında aslında. Çoklu gebelik yine 200-300 gebelik, 300 artık olmuyor ama spontan 300'lerimiz olabilir. İkiz gebelik veya 300 gebelikler yine riskli gruba giriyor. Yakın takip edilmesi gereken gruba giriyor. Bir de daha belki hamileliğinde bir problem yaşadıysa, örneğin erken doğum olduysa, anne karnında bebek ölümü varsa ya da düşük varsa ya da şekeri çıktıysa, preeklampsiyemiz tansiyon hastalığı geliştiyse onlar da yine yakın takip edilmesi gereken gebelikler arasında ya da doğumdan sonra yine kanaması olduysa onlar yakın takip edilmesi gereken risk gebelikler grubuna giriyorlar. Evet, tüm bunlara rağmen tabii ki maalesef böyle bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliyoruz değil mi? Nedir o? İşte yani düşündünüz, planladınız, uğraştınız ancak sonunda test yaptırdınız. Aslında hamile kalmayı planladığınız bir dönemdi. Bu kadar yoğun bir mesai de belki harcadınız. Bütün kontrollerinizi yaptırdınız, tedavileri oldunuz, her şey oldu. Ama günün sonunda maalesef testinizin sonucu negatif geldi. Bu da olabilir. Olabilir. İşte bugün asıl üreme sağlığında bunları da konuşuyor olacağız. Yani infertilite sebepleri ve tedavi olasılıkları olacak. Ancak birazdan stüdyo konuklarımız var ve onları öncelikle tanıyalım istiyorum. İzliyoruz, sonrasında buradayız onlarla. Merhaba, ben Salih Küçük. Benzinlik ve temizlik elemanı olarak çalışıyorum. 43 yaşındayım. Ben Kadriye Küçük. 42 yaşındayım. Temizliklere gidiyorum, hep temizliklere gidiyorum. Durum olmadığı için işte
Buraya var. Buraya. 20 yıldır evlat sevgisine hasret kaldık. Bu hayatta tek isteğim anne olmak. Ben de baba olmak istiyorum. Ben de o heyecanı yaşamak istiyorum. İnşallah çocuğumuz olur. Eşimle birlikte herkesin nasılsa bizim de öyle olmasını isterim. Doktor geldi de infertilite tedavisini konuşuyoruz ve stüdyoda çok değerli konuklarım var. Bizlere ulaştılar. Kadriye Hanım ve Salih Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Evet, Rukşat Hocam da burada. Dedik ki bugün beraber konuşalım. Bu işi nasıl çözeceğiz? Bu hasreti nasıl dindireceğiz acaba? Bizim elimizden bir şey gelecek mi? Bunu hep birlikte bu serüvene ortak olacağız diye düşünüyorum. Ama ben biraz sizi gerçekten tanımak istiyorum yani. 20 yıllık evli olduğunuzu biliyorum. Evet hocam. 20 senedir çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Evet hocam. Evet. Peki ne zaman aslında gerçekten çocuk sahibi olmak istediniz? Yani evlendiğiniz günden itibaren mi, yoksa işte aradan belli bir zaman geçti ondan sonra mı planlamaya başladınız? Kadir. Evlendikten belli. Çocuk evlendikten belli. Evet evlendim. Peki 20 sene geçti. İstedim, yani 20 sene geçti. Acaba bununla ilgili bir tedavi olmam gerekiyor diye bir arayışa ne zaman başladınız? Var hocam mı? Çok müdahale ettim. Çok, yani gittim hastaneye. Tüp bebek dediler. Yani durumunuz maddi manevi durum olmadığı için. Onun için şey yapamadım, tüp bebeği. Peki kaçıncı senede istediniz? Kaçıncı senede tüp bebek? 2001 miydi o aralarda hocam? Yani 2000-2002 o aralarda. Ya onun da üstüne 10 sene geçti yani. Evet. Yani yok, 20 sene geçti. Aynen. Evet ya, hocam. Evlendiğinizden beri. Peki normalde infertilite diyebilmemiz için, yani mesela planlı gebelik, kişiler ne kadar süreyle uğraşmaları lazım? 35 yaşından evvelse eğer bir yıl süreyle denemeleri yeterli oluyor. Eğer herhangi eşlik eden başka bir problem yoksa, yani bilinen tüplerinde tıkanıklık yoksa ya da başka bir problem yoksa bir yıl bekliyoruz. 35 yaş ile 40 yaş arasında 6 aylık bir süre denediklerinde gebelik olmazsa o zaman yine İncelemeye, estetiklerini istemeye başlıyoruz. 40 yaşın üstünde ise hiç beklemiyoruz. Direkt tüp bebek merkezine geliyorlar ve tüp bebeği alıyoruz. Evet, artık yaş 43 oldu galiba. 42 hocam. 42. Peki, şimdi Salih Bey, yani normal şartlarda gençken siz evlendiğiniz zaman 35 yaş 6'ydı. Bundan 20 sene öncesine gidiyorum. Hatta 20'li yaşlardaydınız. Bir sene boyunca çocuk sahibi olamayınca veya hamilelik durumu gerçekleşmeyince o zaman hemen doktora başvurmak gerekiyordu normalde. Evet. Siz ilk başvurunuzu ne zaman yaptınız? Yaptınız mı? İşte hocam değil mi? O zaman olmadığı için gittim doktora. Ne zaman gittin ama? Onu merak ediyorum. Hemen şey yaptı. Hemen gönderdi. İğne verdi bana. İlaç tedavisi falan verdi. İğneleri aldım. Şey ettim. Dedi ki direkt tüp bebek dedi senin. Öyle söyledi hocam. Acaba neden öyle söyledi? Ondan dolayı iğneleri kullandıktan sonra direkt tüp bebek dedi ya, ben iğneleri kullandım, sonradan daha gidemedik durumdan dolayı biraz da hocam. Evet. Dolayısıyla öyle, hiç gerçek anlamda bir tüp bebek denemesi de gerçekleşmedi. Hayır. Yok, gerçekleşmedi olmadı hocam. Peki şimdi öncelikle bu infertilite dediğimiz, yani çocuk sahibi olamama veya gebelik gerçekleşmemesinin belirli riskleri var. Onların bir listesi var. Onları bir görelim şöyle. Aslında bir tanesi erkeklerde, hani benimle ilgili biraz da, hani daha doğrusu varisleri olan kişilerde de olabiliyor. Varikosel dediğimiz bir durum. Ama teknik olarak sebeplere değinecek olursak sizler ne söylersiniz hocam? Rahimden kaynaklanabilir bu sebepler. Rahim içinde bir yapışıklık varsa, miyom gibi, polip gibi bir problem varsa ondan kaynaklanabilir. Rahim ağzı tıkalı olabilir. Rahim ağzından kaynaklanabilir. Rahim ağzında yine stenoz dediğimiz veya dertimiz dediğimiz yine tıkanıklık varsa ondan kaynaklanabilir. Tüplerden kaynaklanabilir. Tüplerde de yine tıkanıklık, enfeksiyon olduğunda infertilite problemi olabiliyor. Yumurtalıkları iyi fonksiyon görmeyebilir. Yumurtalıkları fonksiyon görmeyebilir. Polikistik over gibi ya da başka, ya da erken menopoza girme olabilir. Yumurta sayısı az olabilir. O yüzden yine infertilite problemiyle karşımıza çıkıyorlar. Bunların dışında genetik nedenlerden kaynaklanabilir. Genetikte problemi varsa, genetik mutasyonu varsa onlar da bunu engelliyor olabilir. Evet. Endokrin nedenler, kronik hastalıklar, yine regüle edilmemiş hastalıkları varsa yine infertilite sebebiyle karşımıza çıkabiliyorlar.
Sizin ailenizde çocuk sahibi olmak isteyip olamayan var mı? Şu an yok hocam. Yok hocam. Yok. Yok. Peki bu saymış olduğumuz sebeplerden herhangi bir tane size bahane olarak söylendi mi? Yani işte Salih Bey, ya şöyle böyle bir problem var. İşte sperm sayısında azlık var, yapısında anormallik var gibi bir şey söylendi mi? Ablacığım size yumurta sayısı, yumurtalık yapısı, rahim yapısı veya herhangi bir yapısal bir sorundan bahsedildi mi acaba? Yok hocam, öyle bir şey demediler. Direkt zaten beni bebeğe yönlendirdiler. Ya, oradan tahlil mahlil şey yaptılar sadece. Evet, açıklama da yok. Onlar şimdi, şey yapmadılar zaten tahlilleri. Açıklanan şey infertilite de oluyor aynı zamanda. Hiçbir neden bulunamıyor. O zaman açıklanan infertilite diyoruz. Onlarda bunun oranı nedir hocam? 4'te 4 kadından birinde açıklanan infertilite görüyoruz. Hatta bazı yerlerde, bazı ülkelerde daha da fazla. 125 ile 50 arasında değişiyor oranları. Evet, inanılmaz bir şey. Yani bu evet. 4, her 4 kadından birisinin hiçbir sebepsiz yere etkilenmesi durumu da söz konusu. Bu arada hocam tabii menopoz dedi. Menopoz sonrası bu tedaviler çok da mümkün değil belki de. Çok da mümkün değil tabii. Peki ailede erken menopoz var mı veya sizin hani menopoza girme durumu söz konusu mu? Yok. Yok değil mi? Yok. Peki. Şimdi risk faktörleri var. Tabii riski arttıran şeyler var. Yaşam tarzıyla ilişkili şeyler de var. Mesela işte kötü alışkanlıklar buna sebep olabilir. Diyelim alkol kullanımı veya işte tütün ürünleri kullanımı. Siz tütün kullanıyor musunuz? Kullanıyorum hocam. Ya. Evet, bu bir sebep. Erkek infertilite bir sebep. Evet, çok duyuyorum yani bunu. Evet. Mesela alkol öyle veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar olabilir, enfeksiyonlar olabilir, bunlar yapabilir. Aşırı stres ve depresyon. Yapabilir. Ben tabii. En önemli etkinin belki de bu olduğunu düşünüyorum. Yani hem eşlerin her ikisinin de bir defa çocuk sahibi olmak istiyorlarsa kafa rahat olmalı. Yani o strese girdikten sonra da bir daha hiç sanki gerçekleşmiyormuş gibi. Stresi bıraktıklarında kendinden gebe kalabilir. Bir sürü hastamız bu şekilde gelebiliyor karşımıza. Mesela sizde hiçbir sorun olmayabilir ama sadece stres bile etken olabilir. Hayatın getirmiş olduğu bir stres de var mı? Yani yaşam mücadelesi veriyoruz. İşte gelirimiz yeteri kadar belki iyi değil. Bu evi çekip hocam, durumum iyi değil. Kirada oturuyorum. Ya. İyi değil yani. Ben de temizlik işlerine gidiyorum. Öyle geçim zor. Geçim zorluğu da bir taraftan geçim stres. Geçim zorluğunu tabii. Biraz o stres yapmış olabilir belki. Ondan şey yapıyorum ben. Evet. Siz Salih Bey? Ben benzinlikte çalışıyorum hocam. İşte asgari ücrete çalışıyoruz. Peki, 35 yaş üzeri tabii bu bizim için hala bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Yaş ilerlemesi belki de infertilite ile ilgili tedavi seçeneklerini de zorlayan bir şey. Oldukça zorluyor. Çünkü belli bir yaştan sonra yumurta sayısı azalmaya başlıyor. Kullanacağımız ilaçlara verdiği cevaplar azalıyor. Aşılama yerine 40 yaşın üzerinde özellikle aşılama yerine direkt tüp bebeği de öneriyoruz. 35-40 yaş arasında yumurta sayısına göre karar veriyoruz. Yumurtalıkları fonksiyon görüyorsa, yumurta rezervi iyiyse o zaman öncelikle takip ederek, ovülasyon takibi, yumurta takibi yapıp sonra aşılama yapıp sonra tüp bebeği geçebiliriz. Ama 40 yaşın üstünde olduğunda mutlaka IVF almamız, tüp bebeği almamız gerekiyor aslında. Peki mesela risk faktörlerine baktığımız zaman mesleki ve çevresel riskler var. Çevresel tamam, çevrenin baskısı olabilir ama aslında söylemek istediğimiz bu değil. İçinde yaşadığımız ortam. Bir, eviniz ne kadar sağlıklı bir ortam. İki, evet. Yaptıkları işler. Mesela Kadriye Hanım zaman zaman temizlik işleriyle uğraştığını söylüyor. Temizliği yapmak ağır bir iş. Kabul ediyorum ama gebeliğe engel bir şey midir onu bilmiyorum. Yani hep bunu anlatırken şey aklıma geliyor. Ya ben çocukken işte annemler anlatırdı, bizim büyüklerimiz tarlada doğuruyordu filan, değil mi? Yani insanlar hani bedenen belki çok ağır egzersizler, çok ağır yaşam şartları bunu zorlayabilir ama mesleği çok engel değil herhalde. Mesleği çok engel değil. Sadece çalıştıkları yerde toksik maddelere maruz kalırlarsa o engelleyebiliyor. Tabii. Yani benzin istasyonunda kalacağını çok düşünmüyorum ama civa zehirlenmesi gibi de başka toksik maddeleri kalıyorlar. Maruz kalırsa da özellikle ilaçlama işlerine çalışanlar, pestisitlere maruz kaldıkları için onlarda infertil problemi daha çok görüyoruz. Veya baca temizleyicileri yine hem kanser hem infertil problemleri daha çok görüyoruz. Benzin istasyonunda çalışıyor. Evet, benzine fazla maruz kaldığını düşünmüyorum. Direkt temas yoktur, hava yoluyla açık hava diyorsunuz. Değil mi? Kimya, yani, hem benzin istasyonunda çalışıyor, bir
gaz var ortamda. Ondan sonra ikinci olarak da kimyasal maddeler, aynen, temizlik malzemeleri. Hele bir de orada yağ çözücüler bilmem neler, evet, eminim çok daha fazla. Ama açık havadasınız değil mi? Yani yıkamaya da bakıyorum. Yıkama da aynı şekilde yine o da yani... Yani şey gibi yani. Ama kapalı ortamda maruz yok, kalmıyoruz. Dışarı, açık ortamda. Dışarı, dışarı. Ama abla mağazet açık, abla kapalı ortamda. Kapalı ortamdayım biraz. Ya o da ama temizlik işleri cam, yapıyor. O da kapalı. Çeşitli el kimyasalları gerçi. El çok... camlar devamlı açık olduğu için şey yapmıyor. Tabii uygun kokudan. Bir kimyasalları kullanıyorsunuzdur. Zararlı, evet, olanları kullanmıyorsunuz. Zaten evet, cildiniz zararlı olanları. Evet hocam. Sıkıntı verecektir veya solunum yollarınızda zarar verecektir. Evet. Çeşitli çevresel faktörler de var. Ama 20 senedir yani... Bu çocuğu çok istiyorsunuz değil mi? Evet hocam. 20 senedir ama hiç yani neden uğraşmadınız? Farklı yöntemler de var. İlla tüp bebek olmak zorunda değil. Ne gibi infertilite çözümleri var? Daha evvel yaşı genç olduğu için aşılama yapılabilirdi aslında. Ya da ilaç verip doğal ilişki önerilebilirdi. Baştan ilk gittiklerinde bu yaşta değil ama 20'li yaşlarda gitmişsiniz. Çünkü 22 yaşında 20 yıl evvel evlendiğinize göre 20'li yaşlarda gittiniz. 25 yaşında falan gittiğiniz, evet, gitmişsinizdir. O dönemde yumurta ilaç verip yumurta sayısı artırılabilirdi. Ya da aşılama denilebilirdi. Aşılamadan sonra tutmazsa, o zaman olmazsa tüp bebek tedavisine geçilebilirdi aslında. Filmleriniz çekildi mi? Rahimde tıkanıklık, herhangi bir problem? Yok. Onlarda yok, bir problem çıkmadı. Onlarda bir problem çıkmadı. Yok, spermlerde de bir problem yoktu değil mi? Sperm testi de yapıldı. Bunlarda, evet, bir problem olmadığında doğal ilişki önerebiliyoruz. Yumurta takibi yapıyoruz biz. Planlı ilişki önererek gebe kalmanızı kolaylaştırabiliyoruz. Olmazsa aşılamaya geçiyoruz. Yine olmazsa o zaman tüp bebek yöntemine geçiyoruz. Hiç aşılama denendi mi? Yok hocam. Yok. O da olmadı. İğneleri yaptınız. Aşılama İğneleri yapıldı ama değil mi? Yapıldı mı? Yapılmadı. Yapılmadı hocam. Yumurta mı gelişmedi peki? İğneleri yaptığınızda yumurta takibini, ultrason takibini çağırmışlardır sizi. Evet, yumurta çağırdı. Gelişmedi mi o dönemde? Gelişti söylediler. Onu yapacaktılar. O arada ben, evet, durumdan dolayı şöyle gidemedim. Kaymakam yanınıza bir gelin köye. Durumdan dolayı gidemedim. Neden gidemediniz? Maddi manevi. Evet. Ama devlette para almıyorlardı. Anladığım kadarıyla bir maddi zorluk yaşanmış. Bundan dolayı kaynaklanmış. Şey. Şimdi, ondan gidemedim hocam. Gidemediniz. Kadriye Hanım, bunları kim ördü? Bunları ben... Aldın mı? Aldım. Ne zaman aldın? Ne zaman aldın? Aldım, sandığıma koydum. Sandığına koydun? Sandığımdaydı, evet. Yani evlenmeden önce mi aldın? Evet. Yok, çeyiz sandığında mı vardı? Evet, çeyiz sandığımda vardı. Çeyiz sandığımda vardı. Sana gelmeden çocuğun kıyafetleriyle gelmiş. Evet hocam. Bir gün çocuğumuz olursa onları giydirdi ama olmadı. Onun olacak için. İnşallah. İnşallah. Evet. Yani şu anda yüzün gülüyor ya. Evet. İnanıyorum yani bu sürecin sonunda da gerçekten böyle içinden gelerek güldüğünü görmek istiyorum. Kadriye Hanım'ın da öyle. Çeyiz sandığında bunları getirdin. Hı. Başka var mıydı bunlardan? Sadece bunlar mı? Hala istiyor musun çocuk? Evet istiyorum. Peki. Anne olmak istiyorum. Aynen. Bize de öyle söyledin. Şunu merak ediyorum. Yaş 43. Peki diyelim biz bu süreçte başarılı olduk. Onun için nasıl bir dünya bekliyorsun? Nasıl, neler hayal ediyorsun? Anne olmak istiyorum. Belki düşünsene çocuğun büyüdü. Anneler gününde seni bu yaştan sonra, evet, geldi. Ha? Aslında bir yaşla ilgili bir problem yok. 43 sadece insan eski enerjisinde bazen olamayabiliyor. Ama çok istediğiniz için eminim çocuğunuz için bence en güzel hayatı kurabilir. Ona yetişebilir. Onun büyümesine, onunla birlikte onun yürüdüğü yolda belki eşlik edebilirsiniz. Evet. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Evet, hiç üzülüyor hocam. Musun? Üzülüyorum hocam. Çocuğum. Evet hocam. Hiç ağladı mı? Evet hocam, ağladım. Çocuğumuz olmadığı için ağladım. Herkesin çocuğu var. Benim neden çocuğum yok? İşte şeyi, maddi duruma şey yapmayalım da hastalık gibi bir şey olduğu için yapacağımız hiçbir şey yok hocam yani. Yani kendimizi suçlamıyoruz çünkü
olmadığı için hocam. Hiç başkalarının çocuklarına bakıp böyle için den ya benim neden çocuğum olmadı dedin mi? Evet dedim hocam. Çocuğum olmadığı için başkalarının çocuğu olduğu için oldum. Bir çiçek getirip annesine verdiği zaman çok duygulanıyorum, üzülüyorum, ağlıyorum. Anne olmak istedim. İnşallah senin çocuğunu sana getirecek. Rukşat hocamla bütün tedavi yollarını konuşacağız, deneyeceğiz. Daha konuşacaklarımız var. Tamam hocam. Ondan sonraki tedavi sürecini konuşacağız. Anladığım kadarıyla zaten yaş itibariyle ve diğer aradan bu kadar zamanın geçmesi sebebiyle bundan sonraki tedavi süreci doğrudan tüp bebek olacak galiba. Direkt tüp bebek olması lazım. Çünkü yaşımızdan dolayı tüp bebek endikasyonumuz var artık. Yumurtalıklarını görmemiz lazım. Ultrasonuna baktıktan sonra tedavi planlamamız gerekiyor. Bugünden sonra Rukşat hocam gerekli tetkikleri sağlayacak. Ondan sonra yapacak. Ondan rica ettim. İlk değerlendirmeleri yapacağız. Sonrasında da zaten konuşacağız tüp bebekle ilgili neler yapacağız diye. Tamam mı? Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sizden birkaç görüntü daha var. Evet, bazı şeyler söylemişsin. Onları izleyelim. Sonrasında tüp bebeği konuşacağız. Tamam. İzliyoruz. Bebeğimizin olmaması beni çok üzüyor. Suçlu hissediyorum kendimi. Çok üzülüyorum. Çok istiyorum anne olmayı. Çok ağlıyorum. Bir evladım olsun benim de. Herkesler gibi kucağıma alayım, seveyim, okşayayım. Yaşlandığımız zaman diyeyim ki benim bir evladım var, bana bakarlar. Kimse bana bir gün sevindirmemesine. Çünkü onun için çok üzülüyorum. Evet, sıra geldi tüp bebek tedavisini konuşmaya. Stüdyo konuğum Profesör Doktor Erkut Attar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Salih Bey ve Kadriye Hanım bizlere başvurdular. İnfertilite sebeplerini, neden olabileceklerini konuştuk ama sonuç olarak tüp bebek tedavisine konu geldi. Şimdi istatistiklere bir bakayım dedim. Ondan sonra sizinle de biraz konuşabilmek adına. 1978 yılında tüp bebek tedavisinin başlamasından bu zamana milyonlarca bebek dünyaya geldi. Aile bu tedavi yönteminden fayda gördüğünü görüyoruz. Tabii sebebi belli olmayan gebe kalamama durumu veya infertilite durumu yaklaşık işte %25-%35 aralığında gidip geliyormuş. Ama tabii 3 aileden biri ortalama olarak bununla mücadele ediyorsa demek ki bugün bence buradan çıkartacağımız mesajlar çok insana ışık tutacağını düşünüyorum. Bir kişi tüp bebeğe neden ihtiyaç duyabilir? Şimdi temel olarak gebe kalamama nedeni, yani bir ailenin çocuk sahibi olamama nedeni iki kaynaktan. Tabii hem erkek var hem kadın var. Ya erkekte bir problem vardır. Yani sperm üretiminde, sayısında, mesela işlevinde, mesela hareketliliğinde vesaire. Ya bundan kaynaklanır ya da kadında bazı nedenlerden kaynaklanabilir. Bunlar tabii en önemlisi yaş. Yaş faktörü bizi çok etkiliyor. Çünkü yaşla birlikte yumurtalık rezervi ciddi derecede düşüyor. Düştüğü için de 35 yaş sonrasında kadının gebe kalma potansiyeli yavaş yavaş azalıyor. Yani bu önce merdiven merdiven düşer Halit Hocam. Sonra 40'tan sonra birdenbire düşer. Ve kadın hani yaşlandıkça potansiyelini kaybeder. Demek ki yumurtalıklar çok önemli. Genel olarak biz bunu üçe ayırıyoruz. Rahim ağzını ilgilendiren, rahimi ilgilendiren ve tüpleri ilgilendiren sorunlar. Tabii yumurtalıkları da ayrı değerlendirmek lazım. Peki diyelim yumurtalık rezervi iyi olan bir kadın veya hala işte tüp bebek için şansı var, yumurtalık rezervi, yumurtalık yumurta miktarı vesaire. Bunlarda sorun yok ama bahsettiğiniz yapısal problemleri aşmak için tüp bebek önemli bir yöntem midir? Yani hani biz yapısal problem var, tüpler tıkalı. Önemli değil, tüp bebek yapabiliriz. Rahim ağzında problem var, önemli değil, tüp bebekten fayda görür. Tüp bebek bunları bypass eden bir yöntem midir?
Tüp bebek tabii öncelikli olarak şeyden bahsettik, yani başlangıcından, hangi yıldan itibaren 78 yılında ilk defa tüpleri tıkalı olan bir kadına yapıldı. Çünkü tüpleri açamadık cerrahiyle, yani açamadılar, bypass etmek zorunda kaldılar. Mesela böyle bir durumda tabii özellikle tüberküloz geçiren, yani bu pelvik organlarda tüberkülozu bulunan kadınlarda çok açmak mümkün olmuyor, ya da ağır yapışıklıkları olan, endometriyoz da buna dahil mesela. Bu tür durumlarda mecburen tüp bebeğe gidiyor iş. Veya işte yumurtlama kusurlarında mecburen tüp bebeğe gidiyor. Veya baktığınız zaman işte yumurta rezervi düşükse gene iş tüp bebeğe gidiyor. Ama söylediğiniz gibi bu yapısal problemler dışında kalan tümörleri veya işte anatomik bozuklukları, eğer hani her iki tarafta da başka sorun yoksa cerrahiyle çözebiliriz. Evet. Kadriye Hanım, az önce dinledim. Sen biraz bu konuda kendini suçlu görüyorsun. Neden öyle? Neden öyle düşünüyorsun veya? Benden kaynaklanıyor zannediyorum, üzülüyorum. Yani sana böyle dediler mi peki? Yani bunun analizini biz de yapacağız ama. Yani. Efendim? Böyle dedikleri için doktorlar ne bana söylediler. Direkt tüp bebeğe gönderdikleri için beni oraya da durumdan dolayı gidemediğim için. Direkt tüp bebeğe yönlendirdiler beni. Onu tamam. Doktorlar sana seninle ilgili şöyle bir kusur var diye ifade ettiler mi bu süreçte? Yok, kusurdan bir şey demediler bana. Evet, sadece tüp bebek gönderdikleri için. Direkt sadece tüp bebek gönderdiler. Kendinde böyle o bir sorun olabileceğini düşünüyorsun. Öyle dediler hocam. Evet. Peki ne yapacağız? Şimdi gerekli analizleri yapacağız. Hı hı. Gerekli analizleri yaptıktan sonra bu tedavi nasıl bir tedavi? Tüp bebek tedavisi. Şimdi önce buraya bir şey ben de lütfen söylemek isterim hocam. Genel olarak bu hep oluyor. Yani çiftler işte sorun bu tarafta, sorun bu tarafta. Birbirlerini suçlar duruma geliyorlar. Ama bunun olmaması lazım. Çünkü bu beraber yola çıkılan bir macera. Her ne olursa olsun zaten aile birlikteliği kurulurken her sorunda birlikte yürümek için de söz veriyoruz, yemin ediyoruz birbirimize. Ne kadar birbirinize sahip çıkarsanız işler o kadar kolaylaşır. Buradan Halit Hoca'nın sorusuna geleceğim. Şöyle ki, tüp bebek için gerçekten zor bir yol hocam. Bunun tabii başında bir kere ailenin psikolojik olarak hazır olması lazım. Tüp bebekte başarı oranı ortalama, tüm dünyada bu böyle, %50 civarındadır. Ancak tabii eve giden bebek oranı daha düşüktür. Hani %50 tüp bebek başarısıdır ama eve giden bebek oranı yaklaşık %35 civarındadır. Bu kadar teknolojiye veya gelişmeye rağmen. Bu oranı genel olarak hani böyle telaffuz etmek lazım hastaya, insanlara daha doğrusu çiftlere. Yani her 3 aileden birisi aslında tüp bebekle denediği esnada başarı elde edecek. Yani şöyle, en az 2 deneme hani %100 bir başarıya ulaştırabilir ama o da tabii duruma bağlı. Hmm. Yani çünkü bazen ardışık denemeler maalesef oluyor. Bu tabii yaşla çok ilgili, demin söylediğim gibi. Hastanın yaşı arttıkça gebe kalma potansiyeli çok azalıyor. Veya işte gebe kalsa bile kimyasal gebelikler, düşükler çok fazla oluyor. Ondan dolayı bu yaş faktörü veya yumurtalık potansiyeli, rezervi bizi çok bağlayan bir olay. Şimdi mesela Kadriye Hanım'da böyle bir değerlendirme henüz daha yapmadık ama yaptığımız zaman belki de böyle bir sorunla da karşılaşıyor olacağız. Yani 20 sene beklendikten sonra bu tedaviye gelmek, yumurtalık rezervini belki büyük oranda kaybetti. 43 yaşında şu anda, 42 yaşında. Yani o bir sorun tabii. Onu mutlaka evde araştırmamız lazım. Zaten süreci sordunuz. Çiftler bize geldiği zaman önce bir kere çok iyi dinlemek lazım hastayı. Siz de hocalık yapıyorsunuz, biliyorsunuz. Öncelikli olarak hastadan anamnez diyoruz buna. Çok iyi öyküsünü almak lazım. Tanıya zaten anamnez götürüyor %70 oranında. Tabii burada hasta yaşı ön plana çıktığı zaman diğer faktörler biraz geride kalabiliyor hasta yaşıyla birlikte. Ancak tabii işte diğer tetkikler yapılıyor. Bunlar özellikle tabii önce erkekten başlarız biz. Çünkü ne kadar demin de konuşuldu, yarısı kadına bağlıysa sorunun, yarısı da erkeğe bağlı. Dolayısıyla spermiyogram testi yapılır. Bazen bunu tekrar etmek zorunda kalırız. Eğer istediğimiz şeyin dışında gelirse, yani beklenen değerlerin dışında gelirse 2 hafta sonra mutlaka tekrar ederiz.
Bunun dışında tabii en hani temel testlerden bir tanesi rahim filmidir. Tüplerin açık olup olmadığını görmek veya işte uterus içerisinde ya da rahim içerisinde yer kaplayan bir yer, yapışıklık, tıkanıklık, bunlar var mı yok mu, bunları saptarız. Her zaman şart mı olmayabilir? Çünkü söylediğiniz biraz tüp bebek tedavisi de eskisi gibi değil, çok basitleşti. Eskiden mesela biz özellikle onların durumunda belki 6 defa inseminasyon yani aşılama yapardık. Hasta gebe kalmazsa sonra tüp bebeğe dönerdik. Şimdilerde öyle değil. 2 tane aşılama yapıyoruz. Ondan sonra tüp bebeğe dönüyoruz. Yani tüp bebek tedavisi hem kolaylaştı hem basitleşti hem de göreli olarak ucuzladı. Bir baktığınız ulaşılabilir zaman, oldu yani. Aslında. Ulaşılabilir oldu tabii. Tabii aşılamalarda başarı şansı çok düşük. En iyi koşullarda %15-20'dir. Ama tüp bebekte 50'yi bulursunuz. Genç hastalarda 60'ı 70'i bulursunuz ama bunu hastaya çok iyi anlatmak lazım. Çünkü bize gelen hastalar daima şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki işte biz geldik bu tedaviye, mutlaka buradan gebe gideceğiz. Bunu hiçbir hastaya söylemeyiz Halit Hocam. Mümkün değil. Yani buradan kesin gebe gidersiniz lafı. Çünkü oranları da doğru vermek zorundayız. Çünkü hastamızı sevmek zorundayız. Sevmeliyiz daha doğrusu. İnsanları önemsemeliyiz. Hastalar olduğu için biz varız. Ondan dolayı onlara doğru bilgileri aktarmak zorundayız. Fakat şunları bilmeleri lazım. Demin söylediğim koşulları yerine koyduktan sonra yüksek oranda başarılı oluruz. En azından en tekrar deneneceğini ve onların neyin beklediklerini bilmesi lazım. Süreci isterseniz tekrar konuşuruz beraber ama diğer türlü işte testler arasında gene yumurtalık rezervini çok iyi değerlendiriyoruz. Değerlendirmemiz lazım. İşte hasta 35 yaşın altında da olabilir, genç de olabilir ama bazen erken menopoz dediğimiz durumlar var. Yani yumurtalık yetmezliğine çok daha erken gidiyor hasta. O zaman ne yapmak lazım? Onu bir an önce hani zaman kısaldı. Daha radikal yani daha kesin yöntemlerle sonuç alabileceğimiz, daha kesin sonuç alabileceğimiz yöntemlerle tedavi etmemiz lazım. Bunlar tamamlanıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra bir de tabii hastanın genel sağlığını değerlendirmek lazım. Özellikle bunlar da tamamlandıktan sonra gebeliğe hazır olduğunu tam düşündükten sonra tüp bebek tedavisine başlayabiliriz. Önce bir hazırlık dönemi var. Peki mesela Kadriye Hanım buyurun. Hocam çok çocuk istiyorum. Çok seviyorum. Herkes öyle, çok sizler gibi yani. Biz de elimizden geleni hani yapıyoruz şeyi sizlere bebek verebilmek için. Ama hocam da söyledi tabii yaş faktörü ve önceki bilgiler ya da hani neler olduğu çok çok, çok önemli. Emin değiliz yani, çok da bilmiyoruz aslında ne oldu. Sadece işte direkt tüp bebek denmiş zamanında. Hı-hı. Açık söylemek gerekirse onlar da bu iş için uğraşamamışlar. Aradan Hı-hı. da bu kadar zaman geçmiş. 20 yıllık bir evlilik var. Bir aile öyküsü. Çeyiz sandığında çocuk kıyafetlerini getirmiş hocam. Yani şimdi onları da anlıyorum ama hocamın söylediği de çok önemli. Ya olmazsa? Olmazsa hocam. Bir daha deneyebilecek miyiz? Buna hazır mısın? Ya bu yolculukta gerçekten iyisiyle kötüsüyle her türlü sonuç evet. olabilir. Yaradan'dan başka kimse bilmiyor. Orası öyle değerli hocam. Ama İnşallah tabii olur bizler hocam. Şunun için uğraşıyoruz. Gerçekten hani sizlere sağlıklı bir çocuk eve götüreceğiniz bir bebek vermek için çok uğraşıyoruz. Şimdi çok güzel bir şekilde açtın o kıyafetleri. Sana sormak istiyorum. Sana dediler tüp bebek tedavisi olman lazım diye. Evet hocam. Tüp bebek tedavisinin nasıl bir tedavi olduğunu düşünüyorsun? İlk defa yaptıracağım hocam. Kan veriyorsun, tüpe kan veriyorsun ya. Acaba evet, öyle bir şeyin içerisinde bir çocuk mu koyacaklar? Öyle mi düşünüyorsun mesela? Yani nasıl bir şey hayal ediyorsun? Tüp bebek ne demek? Öğrenelim defa mi? Tamam. Öğrenelim hocam. Bunu öğrenelim. Bu gerçekten önemli. Şimdi ben ilk bu terimi duyduğumda tıp fakültesinde öğrenciydim. Ben bile hayal etmekte güçlük çektim. Hocamı tanıyana kadar. İlk gerçekten kendisini tanıdım bu konuda. Şimdi süreci bir anlatırsak çok sevinirim. Evet. Yani bir tedaviyle başlıyor herhalde, hormon tedavisi veya destek evet. tedavisi. Hasta bize geldiği zaman işte konuşulduğu gibi önce hastanın hikayesini çok iyi almak, dinlemek lazım. Sonrasında bir hazırlık dönemi var. Hazırlık dönemi yaklaşık 10-12 gün kadar sürer ortalama ve hastaya bazı ilaçlar vermeye başlarız kadına. Bunlar yumurtlamayı uyaran ilaçlardır. Normalde doğada
Yumurtalıkta her ay bir veya iki yumurta gelir. İki gelirse ikiz olma riski vardır. Risk dedim dikkat ederseniz, şans demedim. Çünkü onun da başka sorunları var, ikiz gebelikleri, ama biz ne yapıyoruz? Yumurta sayısını ilaç vererek artırmaya gayret ediyoruz. Bunun nedeni başarı şansını arttırmak. Çünkü tek yumurtayla tabii döllenme kusurları olabilir, embriyo gelişmeyebilir. Onun için bir 8-10 gün kadar en az önden bir ilaç tedavisi yapılıyor. Ve ilaç tedavisiyle birlikte hazırlıyoruz. Sonradan yumurtlamayı tetikleyen bir son noktayı koyduktan sonra da yaklaşık 12. 13. günler o civarda yumurtaları toplamaya başlıyoruz. Yumurta toplama işlemi genel olarak anestezi altında yapılır. Kısa bir sedasyon altında yapılır. Yaklaşık 10 dakika kadar sürer. Ve basit bir işlemdir normalde. Evet, girişimsel bir işlemdir ama çok nadir komplikasyonla karşılaşırsınız. İğneyle, yumurtalıktan İğneyle, yumurta mı oluyor? Evet, vajinadan ultrasonla gireriz. Genel olarak vajinadan topluyoruz. Karından da toplayabilirsiniz ama iğneyle yumurtalıkların içerisine gireriz ve oradaki gelişen yumurtaları tek tek aspire ederiz. Yani çekeriz şeyle, negatif basınç yoluyla. Çektikten sonra bunlar tüplere gelir. Sonra bunu laboratuvara göndeririz. Burada tabii laboratuvar çok önemli. Hatta tabii şeyde kilometre taşıdır. Yani tüp bebek merkezlerinde iyi bir laboratuvarınızın olması lazım mutlaka. Laboratuvarınız hani eğer henüz oturmadıysa veya deneyimsiz bir laboratuvarsa kliniğin başarı oranları çok çok merkezin düşer. Peki, ben hep gördüğüm kadarıyla anneye ilaç verdik, yumurtasını arttırdık. Anneye ilaç verdik, işte başka şeyler hazırladık, çatlama noktasına geldi. Anneye anestezi verdik, yumurtaları topladık. Babaya bir şey yapmıyor muyuz burada? Hep annenin tedavisinden konuştuk aslında. Evet, tabii bu çok sorulan bir soru. Erkekler bazen bunun için de kendilerini suçlu hissederler. Hatta benim hastalarım var, bize de bir şey yapın hocam ne olur falan diyen ya. Ama maalesef ki doğuran cins kadın. Evet, ama eğer babada evet. Mesela sperm sayısı yetersizse o zaman galiba ondan da cerrahi olarak bir icabı. Cerrahi olarak aldığımız oluyor ama tabii burada erkek faktörü olacak ve hiç sperm bulunmayacak örnekte. Hmm. Yani azospermi dediğimiz olgularda evet TESE işlemi, yani testisten doğrudan doğruya biyopsiyle sperm alıyoruz. Tabii 10 hastanın ya da hani belki 20 hastanın bir tanesi böyle gelir ortalama. Yani TESE için gelen hastalardan. Bu sayı düşüktür. Gene tabii kadına göre daha kolay bir işlem doğrusu. Herhangi bir ilaçla hazırlama vesaire gibi işlem, bu tarzda bir ön hazırlık yoktur. Doğrudan doğruya mikroskop altında, buna mikrotes ediyoruz. Deneyimli ürologlar tarafından girilip testisten biyopsiler alınır ve bize verilir. Genel olarak bu testis biyopsilerinde sperm çıkma şansı yaklaşık %50'dir. Ama tıkanıklığa bağlı bir azospermi varsa, bozukluk varsa, bunlarda %96 oranında sperm bulursunuz şeyde, yapılan TESE işleminde. Tabii ki erkeğe de bir şeyler yapılıyor ama erkeği mesela tabii böyle değerlendiriyoruz. Bütün yumurta toplama işlemi, hazırlık, hepsi riskler kadınlarda oluyor ama normalde erkekler daha dirençli görünürler bu olayda. Fakat esasında çok zayıftırlar. Kadınla beraber yani anormal derecede üzülürler ve yorulurlar. Hatta tabii o küçücük odalarda sperm vermek, örnek vermek, bunlar çok kolay şeyler değildir. Psikolojik olarak da. O nedenle her iyi tüp bebek merkezinde mutlaka bir psikoloğunuzun olması gerekir. Dolayısıyla yani bu hastalara bu yönde de, bu çiftlere, hasta demeyeyim, ağız alışkanlığı. Çünkü bu bir hastalık değil, bu bir durum. Yani evet üzülüyoruz, şey yapıyoruz ama bazen infertil çiftler şanslıdır Halit Hocam. Çünkü oradaki kadının çocuğu kendi eşidir. Ona çocuğu gibi bakar ömür boyu. İnanılmaz. Onun için yanınıza geleceğim tekrar. Sakın sakın bu konularda üzülmemek gerekir doğrusu. Evet. Ancak tabii bizim hani konuştuğumuz gibi eğer durumu iyi anlarsak, yani sizin durumunuzda, elimizden geleni yaparız. Evet. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Kadriye Hanım, efendim? Hazır mısın? Hazırım. Bu serüvene, bu yolculuğa evet. Destek olacak mısın? Evet. Kim kime destek olacak tabii öğreneceğiz. Yani hani nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Ama öncelikle bu değerlendirmelerin iyi yapılması lazım. Ruhen de bu yolculuğa hazır olmak gerekiyor. Bu ilaç tedavileri
yaşayanlardan biliyorum. Evet, bir ilaç kolay gibi gelebilir ama çeşitli zorlukları var. Zorlukları olabilir, duygu durum değişiklikleri olabilir. Abla sana kızabilir. Evet. Ondan sonra nereden girdik bu yola diyebilirsin. Belki bazı kişilerde öyle etkileri oluyor. Bazı kişilerde hiç bir sorun yaşanmıyor. Artık seçilen tedavi yöntemine göre mi, kişinin verdiği reaksiyona göre mi? Belki de ilaçla ilgili değil, o esnadaki kişinin duygu durumu da bu durumları alevlendiriyor. Ama inşallah bu işi yapacağız. Beraber i̇nşallah hocalarımızın desteğiyle bu serüveni başarılı bir şekilde sonuçlandıracağımızı şimdilik düşünüyorum. Bunun için umudum var. Ama izleyenlerimiz de takipte olacaklar bu yolculuğu. Sen de dua edeceksin bu iş için. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Hocalarımız önce bir değerlendirmelerini yapacaklar. Bu iş ne kadar mümkün onu bir bakacağız. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun hocam. Değerli hocam, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Siz de aklınıza takılan, hayatınızda sizi sınırlayan, belki de tercihlerinizi zorlayan sağlık sorunlarınızla bizlere başvurabilirsiniz. Doktor geldi ve ekibi ve tüm hocalarımızla birlikte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bir bölümün daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum.